Kanal Urfa, Güneydoğu TV ve Edesa TV'den herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Ortak yayın ile siz değerli izleyenlerimizin karşısındayız. Bu akşam stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Saadet Partisi Halili Belediye Başkan Adayı Eczacı Sayın Mustafa Hekimoğlu bu akşam hem bizden hem de sizlerin konuğu olacak. Efendim yanımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim Uğur kardeşim. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum bizi izleyen tüm hemşerilerimize. Çok sağ olun efendim. Bizler de sizlere hayırlı akşamlar diliyoruz. Yoğun bir çalışma performansı içerisindesiniz. Gerek esnaf gezisi, gerek Evet. seçim bürolarının gezisi, gerekse vatandaşlarımızla bir araya geliyorsunuz. Nasıl gidiyor çalışmalar? İnanın beklediğimin çok üzerinde, çok güzel geçiyor. Yani ilk günler yorgunluk hissediyordum. Şimdi insanların yüzünde mutluluğu ve bize olan inançlarını gördüğüm zaman büyük bir enerji depolamış oluyorum. Ve bedenim de ruhum da buna alıştı. Ve şu an zevkli bir şekilde geçiyor. Çünkü insanlar büyük bir teveccüh gösteriyorlar. Hem değişimden yana hem de şahsımızdan yana hem de Sabahattin Bey'in şahsından yana ve diğer adaylarımızın şahsından yana. O teveccühlerini gösterdikleri zaman bu bize inanılmaz bir moral oluyor. Evet, geçtiğimiz hafta sonu seçim bürosu açılışınız da vardı. Bayağı Evet. renkli geçti. Onu da haber merkezi arkadaşlarımızla beraber takip ettik. Neler Evet. söylemek istersin açılışla ilgili? O beni çok mutlu eden bir olay. Yani bütün kesimlerden arkadaşlarımız, dostlarımız, her partinin tabanından olan insanlar vardı. Çok güzel bana göre bir demokrasi şenliği oldu. Üstelik taşıma değildi. Ismarlama olan bir kalabalık değildi. Yani AK Partilisinden MHP'lisine kadar, HDP'lisinden CHP'lisine kadar her kesimden dostlarımız vardı. Bize inanmışlardı, gelmişlerdi. Ve gelemediklerini ifade eden devlet memurları vardı, dostlarımız vardı, gizli kahramanlarımız vardı, bize destek veren. Bunlara rağmen çok güzel bir kalabalık, bir şenlikle geçmesi bizi inanılmaz motive etti. Ve bu motivasyonla inşallah biz de seçim çalışmamızı devam ettiriyoruz. Sürdürüyorsunuz. Evet. Aynen. Büyükşehir Belediyesi'nde Sabahattin Bey var. Halilye'de siz varsınız. Karaköy'de Esum Hanım. Eybil'de de Halil Bey ile beraber yola Evet. devam ediyorsunuz. Evet. Nasıl gidiyor çalışmalar bu anlamda? Yani dediğim gibi inanılmaz güzel geçiyor. Ben hani ilk başta Saadet Partisi'nden bahsedeyim. Şöyle çalışmalarımız, ben köken olarak zaten Milli Görüş'ten gelen bir insanım. Hani Fazilet Partisi'nden belediye meclis üyesi olarak zaten siyasete başladım. Ve şu an tekrar yuvama dönmüş olmanın aslında, yani AK Parti de bunun içindeydi. Çok da çizginin dışında değildi ama onlar işte Milli Görüş çizgisini falan şey gömleğini falan indirdik demişlerdi. Sonuçta geldiğimiz nokta, geldiğim nokta, benim durduğum nokta yine Saadet Partisi olması beni çok mutlu etti. Çünkü milletle beraber hareket eden bir parti. Millete hizmet eden bir parti. Dolayısıyla da ben partim Saadet Partisi'nde yola devam etmekten şu an inanılmaz derecede mutluluk duyuyorum. Çünkü doğru olan adresin bu olduğunu şu an daha iyi görüyorum. İnsanların tepkisi ve halkın yaklaşımlarından dolayı. Ben söz konusu gelmişken seçimle ilgili de halkımıza şunu söylemek istiyorum. Seçim pusulasında birinci sıradayız. Orada dört tane, dört ayrı renkten seçim pusulası bizlere verilecek. Birincisi Büyükşehir Belediyesi için, ikincisi bağlı oldukları ilçe için, üçüncüsü belediye encümenleri için, dördüncüsü de muhtarlık seçimleri için. Burada ben Saadet Partisi'nin seçim pusulasında birinci sırada olduğunu ve bizi seven, bizi destekleyen halkımızın, bizi teveccüh eden halkımızın buna dikkat etmesini önemli rica ediyorum. Evet, yani bu sırada Saadet Partisi oy vermeleri istiyorsunuz. Evet. Bu şekilde yorumladınız. Peki efendim, vatandaşlarımızın Saadet Partisi'ne bakışı nasıl? Yani sizlere nasıl geliyorlar? Ne gibi talepleri oluyor? Ne gibi önerileri oluyor? Gerek Zaten parti gerek şahs anlamında. bütün sorunlarını anlatıyorlar. Şimdi mevcut iktidar zaten 16, 17 yıldır iktidarda. Yerelde de 15 yıldır iktidarda. Dolayısıyla da onların vaatleri çok inandırıcı gelmiyor. Çünkü 15 yıldır gözle görülür, onları ikna edecek, milleti ikna edecek kadar bir çalışmaları falan olmamış. Biz gittiğimiz kırsal mahallelerimizde ve şehir mahallelerimizde inanılmaz derecede işte kanalizasyondan, altyapısından, yollarına kadar, temizliğine kadar genel anlamda bir ihmal edilmişlik görüyoruz.
Bunları bize söylüyorlar ve istedikleri de çok basit şeyler. Hani belediyeciliğin asli olan görevini, yani normalde proje bile olmayan yapılması gereken şeylerin eksik olduğunu görüyoruz ve onları istiyorlar. Biz zaten haliyle bunlara cevap vereceğimizi, ilgileneceğimizi, belediyeciliğin bir toplum hizmeti, bir toplum mühendisliği konumunda olduğunu, onları da her anlamda kendi paralarıyla kendilerine israf etmeden, çarçur etmeden, sağa sola gereksiz yere harcamadan, peşkeş çekmeden bu hizmetlerin kendilerine geleceklerini gözlerinin içerisine bakarak anlatıyoruz. Onlar da bize inançlarını gösteriyorlar ve bize teveccüh ediyorlar. Evet. Peki efendim, Şanlıurfa geçtiğimiz 5 yıl öncesinde büyük şehir oldu biliyorsunuz ve Şanlıurfa ilçelerden artık ibaret. Siz de bu dönem Halilliye Belediye Başkanı adayısınız. Size göre Şanlıurfa büyük şehir olduktan sonra bu geçen süreyi lehine kullanabildi mi? Ve Halilliye ilçesiyle ilgili olarak neler söylemek istersiniz? Yani büyük şehir olduk ama yani sorunlarımız büyük şehir olmakla birden çözülmedi. İlçe belediyelerimiz kuruldu. Belki acemilik dönemleri oldu. Ama geldiğimiz noktada tam istediğimiz anlamda bir belediyecilik hizmeti yok. Bizler de bu eksik olan kısımlarını tamamlamaya talipliyiz. İnşallah bu eksiklikleri tamamlayacağız. Ya biz yani sadece fiziki olarak değil, bir toplumsal dönüşüm mekanizması olarak da kullanacağız. Çünkü Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip bir şehirdeyiz. Bu gençleri mutlaka değerlendirmeliyiz. Tarım alanında, turizm alanında. Hani ülkemizin maalesef yani şu an doğru düzgün bir tarım politikası da yok. Üretimle ilgili çok gerilerde kalmış ve gerçekten insanlar işsiz, ceplerine koyacak parası yok ve perişan durumda. Bizi görüp ağlayanları da söyleyebilirim. Bizi görün de bizi kurtarın diyenleri de ben bunları da bu çalışmalarımızda gördük. Bu bizi biraz daha da motive ediyor ve kamçıladı. Bu halkımız için ne yapsak aslında çok az. Onlara başımızın üstünde de tutsak gerçekten çok az. Biz onlara hizmetçi olarak geliyoruz, hizmetkar olarak geliyoruz. Ama mevcut durum bunun tam tersine. Yani mevcut iktidar milletin ismiyle gelen bir parti olmasına rağmen, milletle başlayan bir parti olmasına rağmen, ki ben de bunun başlangıcı da beraberdim, ama milletten maalesef çok uzaklaşmış ve arasına mesafeler koymuş ki bugün bu kızmalar, küsmeler ve bu tepkiler bunun sonucu olarak ortaya çıkmış. Doğru politikalar yapılmamış, doğru vaatler de bulunulmamış, verilen vaatler yerine getirilmemiş. Bunlar hepsi halk söylüyor, biz söylemiyoruz. Yani bunu bizi izleyen vatandaşlarımız bizlere söylüyor. Dolayısıyla da bu hizmetler inanılmaz aksamış. Yani şeyinden çıkmış, ekseninden çıkmış bir hizmet anlayışı gelmiş. Bunu ben söyleyeyim, biz geldiğimizde kim suistimalini nerede ne yapmışsa biz bunların sonucunu da katlanacakları şekilde soracağız. Evet, peki çalışmalara az önce girdik ama ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Yani esnaf gezisi mi, STK toplantısı mı ya da mahalle toplantısı mı, neler yapıyorsunuz? Bu dediklerinizin hepsini yapıyoruz. Mahalle toplantıları yapıyoruz. Akşamları çağırıyorlar, evlerini açıyorlar. Çaylarını içiyoruz, sorunlarını dinliyoruz. O mahallenin kendisine ait spesifik problemlerini izliyoruz. Onlara göre notlarımızı alıyoruz. Sivil toplum örgütlerini ziyaret ediyoruz. İşte harita mühendisleri odasından tutun mimarlar odasına, tüm SİHAT'a kadar bütün sivil toplum örgütlerine gidebildiğimiz kadar davet edildiklerimize katılıp onların da önerilerini dinliyoruz. Ve biz şunu diyoruz, geldiğimiz zaman mutlaka sivil toplum örgütlerini ve halkın talepleriyle örtüştürecek şekilde ve gerekirse Harran Üniversitesi'nin veya diğer üniversitelerin bilimsel olarak çalışmalarıyla bir araya getirip genel bir çözüm sunacak şekilde projelendirerek, tasarlayarak, yani 10 yılı, 20 yılı, 30 yılı tasarlayarak yapmak istiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki eğer 50 yıl önce Urfa güzel tasarlanmış olsaydı biz bugün bu sorunları konuşmayacaktık. Bırakın 50 yılı, son 17 yılda bile güzel tasarlanmış olsaydı bugün biz yine bu sorunları konuşmayacaktık. Hizmetlerden bahsedilmiş olacaktı. İnsanlar belki bu kadar ağlayıp sızlamayacaklardı, şikayet etmeyeceklerdi.
onlar belki bu kadar milletten uzaklaşmamış olacaklardı. Biz halka çözüm önerileriyle geleceğiz. Yani birincisi zaten belediyenin malını peşkeş çekmeyeceğiz hiç kimseye. İhalelerimiz açık ve şeffaf olacak ve hizmet odaklı olacak ve yarım kalan proje olmayacak. Bunları çünkü önceden planlamamız gerekiyor. Çünkü çarçur edilecek bir şeyimiz yok. Bunları iyi planlarsak inanın gelecek 50 yılı 100 yılı güzel bir şekilde planlayabiliriz. Şu an aslında Urfa buna uygun. Yani bunu İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri gibi iller bunları gerçekleştirdiyse yani onların yanında bizim Urfa daha işlenebilir bir altyapısı söz konusu. Yeter ki belediyeyi yönetenler iyi niyetli ve bilimsel olarak bu işe yaklaşsınlar. Evet, bilimsel yaklaşımdan bahsettik. Mahalli idareler seçimlerinden bahsediyoruz, yerel seçimlerden. Yerel seçimler de demek ki benim için bir anlamda proje seçimi demek. Yani evet, projelerin üretildiği, projelerle gelinen bir seçim olduğunu düşünüyorum ben. Eczacı Mustafa Hekimoğlu olarak sizin projeleriniz neler? Evet, ben geçmiş belediye meclis üyeliğime de dayanarak bir geçmiş tecrübemin olması, hatta eczacı olmadan önce de inşaat teknik lisesiyle mezun olmuş olmam beni biraz daha böyle şehircilik anlamında yatkın olmama sebep oldu. Hatta 2004'te de ben yine Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Fakıbaba'nın karşısında adaylığımız vardı. Onunla veya bizim aramızda olan bir şeydi. Onunki ağır bastı. Ben o zaman da çok güzel çalışmalar yapmıştım. Ve bunu genel merkeze bildirdiğimde, hazırladığımda en teşekküllü gelen, en hazırlıklı gelen aday sizsiniz diye de bize teşekkür etmişti o zaman Halil Ürün. Genel Başkan Yardımcısı. Genel Başkanımız. Yine yönetmenden evet, sonra Halil Bey. Şimdi projelerden ziyade Halil Yen'in en çok eksik olan şeyi tam teşekküllü bir belediye hizmet binası. Bu olması gereken bir şey. Çünkü bildiğim kadarıyla 2-3 hizmet binası ayrı hem kiraya tutulmuş hem oraya gereksiz kira ödenmiş oluyor. Hem de insanlar bir birimin içerisinde bütün ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Bir o binaya bir bu binaya gitmek zorunda kalıyorlar. Akıllı kent uygulamasıyla da israfları, elektriktir, sudur, buna benzer israfları önleyecek bir projemiz olacak. Ben bunları böyle kısaca yüzeysel geçmek evet, zorundayım. Evet, evet. Halk ekmeği geliştireceğiz. Şu an glutensiz ekmek üretiyor bildiğim kadarıyla. Ama Halil biz Belediyesi, evet. Evet, siyaz buğday da dahil olmak üzere pek çok ekmeği hem uygun fiyata halkımıza sunmak hem de daha geliştirmek. Bizim yöremize uygun olan siyez buğdayıyla da hem o buğdayın üretimini yapıp hem de onun ekmeğini yaygınlaştırmak ve reklamını yapmak. Göbeklitepe ile ilgili biz her yılımız Göbeklitepe olacak diyoruz. Yani bu yıl Göbeklitepe ilan edildi ama biz sadece işte bugün Mart'ta bitmek üzere 3 ayda çok fazla mevcut durum bunun için bir şey yapamadı. Ama biz diyoruz ki her yıl, kaldığımız her yıl boyunca hedefimiz Göbekli Tepe olacak. Amacımız insanlar Göbekli Tepe'yi gelip görüp gidecekleri bir yerden ziyade gelip yaşayıp kalıp hissedebilecekleri bir altyapı oluşturmak. Bunda da İYİGE çalışmalarımız var. Kentin dönüşü projemizde yarıda kalan kentsel dönüşüme girmiş şeylerimiz var, mahallelerimiz var. Bunları bu dertten bir an önce kurtarmamız gerekiyor. Çünkü ne yıkabiliyorlar, ne yapabiliyorlar, ne de doğru düzgün o evlerde yaşayabiliyorlar. Bunu gittiğimiz bütün mahallelerde bunu bize hep belirtildi. Biz de bu anlamda gerekeni yapacağız. Evet. Trafiğe kapalı alanımız olacak. Gazelhanlar Caddesi dediğimiz. Bu bahçeli evlerde veya Yenişehir'de bir iki noktada da olabilir. Amacımız Doğu ve Batı kültürünün yaşanabileceği bir sokak. Bu başka illerde de var. Müziğinden tutun, yerel yiyeceklerinden tutun, aktivitelere böyle bir panayır havasında işte ressamından tiyatro oyunlarından olduğu böyle renkli bir şey. Sanatsal ama yeme içme de içinde olan kültürel bir sokaktan kesinlikle bahsediyorsunuz. Aynen. Evet. Bunun yanında spor ve sanat merkezleri hem bu çocuklar ve gençler için olması gereken, çünkü bu gençlerimiz artık uyuşturucuya
gidecek şekilde ihmal edilmişler. Bunları enerjilerini bu noktalara harcayarak hem eğitmek hem balık yemek yerine balık tutmayı hem öğretilecek hem de burada sanat ve spor aktiviteleriyle yetenekli çocukları cımbızda tutup çekip onları daha ileriye götürmek. Tarihi konuk evlerinin korunması ve sayıların çoğaltılması demiştik. İşte kadınlara, kadınlarımıza aile ekonomisine destek programları, onlara meslek edindirme, onlara destek verme, onlara geliştirme ve toplumda bir adım daha öne çıkabilmelerini sağlayacak projeler düşünüyoruz. Tarımsal su ürünleri ve süt ürünleri kooperatifleri kurarak üretimi ve istihdamı sağlatmak istiyoruz. Çünkü tarımımız var, turizmimiz var ve bugün Edene Köyü'nde balıkla ilgili alabalık üretilecek bir alanın olduğu ve orada seyir alanlarının tekrar canlandırılması, çocukluğumuzdaki o gittiğimiz Edene Köyü'nün tekrar aynı anlamda seyir alanı yapılması, işte bir anda balıkçılığının geliştirilmesi. Yani her anlamda üretime yönelik belediyelerin destek belediyemizin destek çalışmalarını yapacağız inşallah. Hı hı. Hayvan hastanesinden bahsetmiştik. Bu da dilsiz kullara yolda veya herhangi bir başına gelen bir hayvanın tedavisinin tamamen yapılabileceği ve hiçbir ücret ödenmeden ona maruz kalan hayvanlarımızı koruyacağımız bir hastane olacak. Engellilere engelsiz taksi uygulaması, daha önceki programlarda da anlatmıştım. Bu herhalde başka arkadaşlara da esin kaynağı olmuş ki bizim programdan sonra onlar da onu söylemeye başladılar. Göbekli Tepe Tema Parkı ve karavan turizmi biraz detaylıdır ama şöyle açıklayayım. Karavan turizmi yani fazla para harcamadan turistlerin gelip burada zaman harcayıp gecelerini geçirebilecekleri, konaklayabilecekleri amacımız hani hem memleketimize para harcamaları, hem kültürümüzü tanımaları, hem de güvenli bir şekilde konaklamaları ve Urfa'da bir iki gün, birkaç gün geçirmelerini sağlamak. Bunun için karavan turizminin yanında bir de oba turizmi dediğim, bu şöyle anlatayım, işte bu oba Diriliş dizisindeki o eski Türk obalarının bir kafanızda canlandırırsanız o şekilde bir oba yatak kapasitesi olan ama hani merkezinde çadırlardan büyük bir oluşan, çadırlarda oluşan, çadırlardan oluşan aynen. Otak gibi bir şey yani. Aynen. Otaklarda onları ama ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek altyapısını hazırlayarak bunu yaptığımız zaman o insanlar zaten farklı bir dünyaya gelip kalmak istiyorlar. Yani bizim binalarımıza, bizim güzel yapılarımıza hayranlıkları olamaz. Ama öyle bir ortamda onları biz yaşattığımız zaman develerle alıp onları, bu dediğim şey Göbekli Tepe'ye yakın bir alanda, tarım arazisi dışında bir şey. Bu obayı hazırladığımız zaman onun içinde kalan turistler hem yöresel giysilerini giyip hem yöreseli yaşayıp orada ata deveye binip oradan Göbekli Tepe'ye gittiklerini hayal ederseniz bu insanların Urfa'da daha çok zaman kalmalarını ve daha ucuza kalmalarını ve daha güvenli kalmalarını sağlayacak. Yani daha yatak, detaylı da. Yatak sıkıntısı şu yatak zamanlarda baş ama, göstermişken. Yani. Aynen. Zaten amaç zaten yatak sayısını arttırmak. Karavan turizmi de böyle. Oba turizmimiz de aynı şekilde öyle olacak. Tabii halk park, hobi bahçeleri. Hobi bahçeleri bizim insanlarımız buna pek uzaklar ve istedikleri bir şey. Bugün daha karşılaştım bir yaşlı vatandaşımız. Ben diyor bir bahçe istiyorum. Hani gittim hobi şeyimi ekip işte meyvemi veya sebzemi alabileceğim bir ortamım olsun. Bir hobi bahçesi istiyorum demişti. Biz zaten bunu yapacağımızı söyledik. Çünkü bu büyük şehirlerde artık uygulanıyor ama bu bizim ilimizde de olması gereken. Çevre ödülleriyle de turizmin altyapısına hazırlık. Bu işte esnafımızdan, güzel binalardan kaynaklanan. Yani güzel binasını güzel düzenleyenleri ödüllendirileceğini, çevre düzenlemesini, bahçe düzenlemesini, iş yerinin en iyi düzenleyen
esnafları ödüllendirileceği ve isimlerini mavi kart dediğimiz bir kartın içerisinde turistlere verip de referans olabileceğimiz bir pozisyon olacak ki bunu yaptığımız zaman kimseyi kırmadan, dökmeden bütün esnafımızın aynı standartlara gelip o standartları yakalamasını sağlayacağız. Ve o standartlarda da gelen turiste hizmet edebilecek kapasiteye ulaşmış olacaklar. Ve bundan da altyapısı hazırlanmış olacak. İşte destek kursları, etüt merkezleri bir de bizim kırsal mahallelerimizde en çok ihtiyaç duyulan şeyler. Oralarda etüt merkezleri kurarak bu gençlerimiz ders çalışacak ortamları, gerekirse hoca nezdinde ders almalarını, dediğim gibi onların elinden biraz da bir nebze de olsa tutup kaldırmak, eğitime yatkın olan gençleri, yani bataklıktan ne kadar insan kurtarırsak tabii bizim için o kadar iyi. Bir de bataklık oluşmadan yeni bataklıklar oluşmasını da engellemek istiyoruz. Otopark düzenlemeleri, bunda da ilgili çalışmalarımız olacak. Bahçelerde, belli alanlarda özellikle çok katlı veya bir iki bina gerekiyorsa istimlak edilip onun yerine otoparklar, altlı üstü otoparklar yapmayı düşünüyoruz. Bir de bu Devteş'in yolu üzerindeki trafiği rahatlatmak için de bunun detaylı projeleri de var. Özellikle işte Emniyet Caddesi'nden düşünün çıktığınızda bunun için tabii ki mevcut Tugay'ın içerisinden yol almamız gerekiyor. Hı hı. Bir de Halliye Belediyesi'nin önünden Tugay'ın içerisinden Aşuk'a bağlandığımızı düşünen birbirine paralel iki yol daha açılırsa bu yollar o bölgenin trafiğini büyük oranda rahatlatacak. Evet. Tugay'ın yerinin kalkmasını beklersek bu 3-5 yıl sürebilir ve çok büyük bir maliyete sebep oluyormuş. Bunu da sonradan öğrendik. Dolayısıyla da o olana kadar bunlar da alternatif olarak trafiği rahatlatıcı çözümler olarak önümüze çıkabilir. Evet, yani ben çok sayamadım ama 20'ye yakın bir projeyle karşımızdasınız ve yüzeysel geçişler tam da detaylara giremedik. Bayağı dolu bir şekilde gelmişsiniz. Önümüzdeki programlarda tekrardan bir projeye değineceğiz. Programımızın sonuna geliyoruz ama ben son cümleleri almayacağım. Onun öncesinde benim bir sorum olacak. Daha sonra son sorumu soracağım. Projelerden bahsetmişken, çalışmadan bahsetmişken bir Nisan sabahı oldu ve Eczacı Mustafa Hekimoğlu Halil Belediye Başkanı seçildi varsayalım. Evet. Göreve başladınız. İlk neşte vuracağınız sorun ne olur? Evet, kısmet olursa 1 Nisan'da gelirsek ilk işimiz temizlik olacaktır. Çünkü temizlik imandan gelir. Birinci temizlik, ihmal edilen bölgelerimiz var. Bu kısas başta olmak üzere Oduncu Pazarı'nda ve o Şehitlik'te, Bağlarbaşı'nda, Devteş'inde temizlik konusundaki atıkları mutlaka temizleyeceğiz. İkinci olarak da ikinci temizliğimiz de bankamatik çalışanlarının olduğu söyleniyor. Eğer böyle bir maaş alıp da işe gelmeyen varsa bunları temizleyeceğiz Allah'ın izniyle. Ben şöyle diyorum gittiğim yerdeki mahallelerde. Diyorum ki bir dahaki gelişimizde eğer Rabbim nasip ederse biz belediye başkanı olursak teknik ekiple geleceğiz. Her mahalle tek tek yine geleceğim. Gene birlikte dolaşacağız muhtarıyla oradaki bilir kişileriyle ve bizim teknik ekiple her mahallenin sorunlarını, yapılması gerekenlerini birlikte listeye dökeceğiz. Ve biz onu alıp planlayacağız. Getirip belediyede oturacağız bütün mahallenin sorunlarını. Ve diyeceğiz ki her mahallenin sorumlularına, diyeceğiz ki sizin kanalizasyon çalışmanızı, sizin parke taşı döşemenizi, sizin çocuk parkınızı, sizin yolunuzu şu tarihlerde bekleyin, biz bunları yapacağız. Hı hı. Planlayarak ve biz ikinci gelişimiz öyle gelecek, üçüncü gelişimizde de birlikte oturup çay içeceğiz ve o yaptıklarımızın keyfini birlikte çıkaracağız diye. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Çünkü insanlarımız gerçekten yani verdiği kadar alamamışlar. Değer verdikleri kadar değer alamamışlar. Hani milletin partisi diye verdikleri iktidar artık milletten yana tavır sergilemeyecek bir pozisyona gelmiş.Ve onları dinlemeyen, onları göz ardı eden, hani nasıl olsa bize ne yaparsak oyunu veren bir pozisyona
soktukları için insanlar bundan aşırı derecede irrite olmuşlar. Biz de diyoruz ki bizim seçim çalışmamız 1 Nisan'dan itibaren başlayacak. Bir dahaki seçime kadar seçilebilmemiz için ve insanların beğenisini kazanabilmemiz için ve daha iyi hizmet edebilmemiz için biz 1 Nisan'dan itibaren starta başlayacağız ve 5 yılı boyunca seçim çalışması yapacağız ve bu seçim çalışmalarında hani birkaç köye gittiğimizde işte yolumuz için geldiklerinde söyledik, bize mucur döktüler falan diye. Yani son aylardaki yapılan hizmetler hizmetten sayılmıyor. Dolayısıyla da biz ilk 1 Nisan'dan itibaren o hizmetlere başlayacağız ve inanıyorum 5 yıl sonra, 5 yıl içerisinde onlar bizim hizmetlerimizi sayarak oturduğumuz yerden bize devam diyecekler. Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Toparlayacak olursak efendim, tekrardan neler söylemek istersiniz? Hem bir çalışmaları değerlendirelim, toparlayalım, hem de vatandaşlarımıza bir iyi akşamlar mesajımızı alalım. Evet. Yani söylenen şeylerde tutarlılık olmalı, değerlerimiz olmalı, insanlarımıza tutarlı şeyler söylemeliyiz. Ben bu pamuk desteklemeyle ilgili, yani tutarlılıktan bahsettiğim için diyorum. Şimdi bu pamuk desteklemeyle ilgili çok çeşitli spekülasyonlar çıktı. Yok dönüm başına 618'den 450'ye düştü, düşmedi hesabı. İnsan bir defa net olacak. Yani rahat olacak. Neysen onu söyleyeceksin. İnsanları kandırmaya çalışmak, vatandaşını kandırmaya çalışmak, sen bugünden kandırmaya çalışırsan yarın her anlamda kandırmaya çalışıyorsun anlamındadır. Ben ilgili siteyi lütfen ekrana yazın, oraya girsinler insanlar. Gerçekten pamukla ilgili ne kadar destekleme aldıklarını, TC numaralarını girdikleri zaman görecekleri bir site var. Oradan girerek ne kadar destekleme aldıklarını görsünler. Bir de mesela siz zillet deyip ondan sonra insanlara 2 milyon insanın kardeşliği için en büyük projemiz derseniz bu çok inandırıcı olmaz. İnsanları belli kategorizelere koyup da bir kenara attıktan sonra biz 2 milyonun kardeşliği bizim en büyük projemiz demeniz çok inandırıcılık yaşatmaz. Biz vatandaşın, milletin partisi olmalıyız. Partiler de önemli değil. Bugün A partisi var, bugün yarın B partisi var. Geçmişte ne partiler geldi geçti. Dolayısıyla da o partilerin izi kalmadı. Yarın bu partilerin de çok izi kalmayacak ama biz bizde kalacağız. Biz vatandaş olarak, arkadaş olarak, dost olarak yüz yüze bakacağız. Biz baktığımız zaman birbirimize utanmayacak şekilde bakmamız gerekecek. O pozisyonları yaratmamız gerekecek. Yani tutarlı olalım, dürüstçe bir, adilce bir seçime gidelim. Algı yapmaya gerek yok. Çıkalım. Ben daha önceki programlarımda da söyledim. Yani centilmence bir yarış olsun. Bütün vatandaşlar bizim canımız ciğerimiz. Birimizin canı acısı, hepimizin canı acıyor. İşte onu bırakın. İşte Yeni Zelanda'da da bile bir Müslüman vatandaşlarımız katledildiği zaman bizim buradan canımız acıyor. Daha yakınımızdaki insanlarla, yüz yüze bakacağımız insanlarla aynı şeyleri paylaştığımızda birimizin yüzüne bakacak şeyleri bırakmamız gerekiyor. Bir perde kalsın diyorsun. Kesinlikle. Yani, evet. Herkes vatandaşımız. Her parti bizim. Her parti anayasal düzen içerisinde. Devlet kabul etmişse, devletin kabul ettiği her parti bizim partimiz. Devletin yasak gördüğü her şey bizim kırmızı çizgimiz. Dolayısıyla da yani algıya gerek yok. Yani söylediğiniz söylemlerle eylemler birbirini tutmalı. İnsanlar zaten bunu görüyor. Yani gördükleri için gerekli cevabı veriyor, gerekli cevabı bekliyor. Ben son olarak şunu söylüyorum. Yani sonuç olarak kısacası biz yani 763 proje ve 400 proje sözü verip insanları uyutan projeler değil, yapabileceğimiz projelerin sözünü vereceğiz. Yani kısacası Urfa'mız artık eski tas ve eski hamam olmayacak. Bunu herkes böyle bilsin. 1 Nisan'dan itibaren hiçbir şey eski tas, eski hamam olmayacak. Urfa'da da olmayacak, Türkiye'de de. İnsanlar kararsız olabilir ama mutlaka sandıklara gitsinler. Çünkü siz gitmediğiniz zaman birileri sizin iradenizi kullanmış olacak. Yani o zaman söz söylemeye hakkınız olmayacak. Eleştirmeye hakkınız olmayacak. Lütfen herkes
kime inanıyorsa, hangi partiye, hangi şahsa, hangi adaya inanıyorsa gitsinler o adayın desteklesinler ve iradelerini oraya yansıtsınlar. Martin Luther King bir zenci liderdir. Yıllarca hiçbir şiddete başvurmadan sadece ve sadece istediklerinin zenci insanların bir oy hakkı olduğunu belirterek yola çıktılar. Ve o bir oy hakkını elde edince 1965'lerde ettikten sonra her şey düzelmiştir. Bu neyi gösteriyor? Demek ki seçme ve seçilme hakkı insanları kale alma hakkıdır. Biz o bir oyumuzla bütün hizmetleri alabiliriz. İnsanlara biz var olduklarını göstermiş olabiliriz. Dolayısıyla da o seçme hakkından sonra insanlar onları memnun etmek için bütün haklarını şu an vermişlerdir ve bugün başkan olabilecek pozisyona gelmişlerdir bu kadar kısa süre içinde. O yüzden onu demek istiyorum ki oy kullanmak bizim namusumuzdur ve oylara sahip çıkmak da bizim namusumuzdur. Demokrasidir, demokrasinin gereğidir ve demokrasi şenlik içerisinde olmalıdır. Bunu bir festivale de çevirmeliyiz. Hı hı. Dolayısıyla da ben yine tekrar ediyorum, lütfen herkes sandığa gidip özgür iradesine yansıtsın. Aklını, vicdanını kime uyuyorsa onu yapsın. Yani ben partizancılık falan bunlar hep geçmişte kaldı. Ne Adalet Partiler geldi, ne Doğru Yollar geldi geçti, değil mi? Ana vatanlar da geçti. Ana vatanlar geldi geçti ama biz yine Uğur Bey ile Mustafa Hekimoğlu yine her anlamda, her platformda karşılaşıp arkadaşça, dostça el sıkıp sarılır ve bunu yaparken de biz birbirimizin görüşüne, şeyine bakmayız. Biz sadece kalben bu ülkeyi yaşayan, bu ülkede yaşayan insanlar olarak bir birliğimiz var. Müslümanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, Urfalıyız. Yani bizim ortak değerlerimizin üzerinde zenginliklerimizi korumamız gerekiyor. Bunun için de oyumuza sahip çıkıp gidip mutlaka kullanmalıyız. Çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı efendim. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Umarım güzel bir sohbet olmuştur. Ben de güzel bir sohbet oldu. Çok sağ olun efendim. Siz de sağ olun. Teşekkürler. Saadet Partisi Halili Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu. Edesa TV, Kanal Urfa ve Güneydoğu Televizyonu'nda ortak programımızda hem bizden hem de sizlerin konu oldu. Projelerinden bahsetti, çalışmalarından bahsetti. En önemlisi kardeşlik vurgusundan bizlere bahsetti. Bizlerden bu akşamlık bu kadar diyoruz. Bir başka gündem özel programında tekrardan bir araya gelebilmek ümidiyle hepiniz hoşça kalın efendim.